Selam kanka. Eğer şu anki rankını iki katına çıkartmak istiyorsan doğru yerdesin. Bu videoyu eğer izleyip uygularsan rankını iki katına çıkarabilirsin. Düşük ve orta ranklarda yapılan en büyük sorunları buldum ve bu sorunları bu videoda tarih yapacağız. Videoya geçmeden önce arkadaşlar like algoritmadır, her videomda söylüyorum. Bol bol like atalım ki diğer arkadaşlarımıza ulaşabilelim. Ve yine her ranka özel taktik devam ediyor arkadaşlar. Rankınızı yazmanız yeterli olacaktır. Müsait olduğumda rankınıza özel harika bir taktikle geri dönüş yapıyorum. Özel birebir koştuk isterseniz de 15 TL'lik katıldan alabilirsiniz ve Discord'umuza gelebilirsiniz. Neyse yine çok fazla uzattım. Gel isterseniz bu hatalarımız nelermiş bunlara göz atalım. İki tane ajan düşünelim. Birisi Jet, birisi Chamber. Jet 120 tane maç oynamış. Raze ise tamı tamına 50 tane maç oynamış. Peki hangisinin game sense daha üstündür? Çok kolay bir soru değil mi arkadaşlar? Kesinlikle 120 maç oynayanın daha fazladır. Yani Jet'in. Peki bu ne demek? Daha fazla rekabetçi oynarsanız çok daha fazla şey öğrenirsiniz ve kendinizi o kadar geliştirirsiniz. Öncelikle kendinizi bir deneyin. Yani bol bol rekabetçi maç oynayın. Ancak bunu oynarken rank atlamayı düşünmeyin ve sadece kendinizi geliştirmeyi düşünün. Eğer bunu yaparsanız ve taktikleri uygularsanız emin olun kendinizi çok geliştireceksiniz ve rank otomatik olarak artacak. Mesela bir video izliyorsun. Videoda sana bir taktik gösteriyor ve o harita geldi. Emin ol o taktiği o haritada rekabetçi maçta uygulamak bile ne senin rank arttırmandan daha işlevli olacak. Ne kadar çok tekrar yaparsan, ne kadar çok rekabetçi maç oynarsan bu sana pozitif bir taraftan gelecek. Tabii ki ne kadar çok rekabetçi oynasanız da kendinizi geliştiremeyebiliyorsunuz. Bunun için de yapacağımız özel taktikler var. Gel isterseniz onlara geçelim. Kanka bak öncelikle pozisyon üstünlüğünü kavraman lazım. Bazı açılar var. Bu açılardan sen crosshair placement'ını doğru yapabilirsen eğer adam seni görmeden sen o adamı vurabilirsin ve karşı takımı negatif bir şekilde etkileyebilirsin. Yani öncelikle pozisyon üstünlüğünü kavraman lazım. Mesela side'da JT ile tutuyorsun değil mi side'de? Ama adamlar 5 kişi geliyor üzerine ve side'da tek başına kalmışsın. Kanka o durumda çatışmak çok saçma. Smoon'u at, dash'ını at, kaç. Ve takımınla beraber retake'e bırak. Tek başına pek de bir şey yapamazsın. Ancak takım arkadaşların eğer yardım ederse side'da tek başına olduğun halde bileni tutabilirsin. Nasıl mı? Abi takımında bir omun olur, smoke atar, breach olur, flash atar ve sen de piklersin ve o şekilde kill alırsın. Ancak eğer side tutuyorsan 1 vs 1 killer seni hiçbir şekilde kurtarmaz. Side tutuyorsan en az 2 kill alman lazım. 1 vs 1'de eğer düşersen, yani 1 kill alıp düşersen o sayede 4 kişi ele geçirmiş olur. Yani hiçbir anlamı kalmaz. Bu yüzden en az 2 kişi düşürmeye çalış. Düşüremiyorsan da sayede tut. Ele geçir. Asla verme. Peki bak benim yorumlarda çok gördüğüm bir şey var. Abi troll takım geldi. Troll takımla nasıl kazanabilirim yani? Evet abi troll takımla kazanmak çok zor. Ancak imkansız değil. Troll takım geldiği zaman elinden geldiğince onları mute'le ve alttan yazmaya çalış. En kötü hiçbir şey yazmasan da olur. Sadece mute'leyip kendi mentalini korusan birine bir sonraki maçlarda win alıp kurtarabilirsin. Ancak eğer sen o maçta kalırsan geçmiş olsun. Bir sürü rank düşmeye mahkum oldun. O yüzden ya troll takımla kaybedeceksin ancak mentalini koruyacaksın ya da kazanmaya çalışacaksın ancak yine mentalini koruyacaksın. Mental nedir? Mental ruh sağlığı arkadaşlar. Yani ruh sağlığınızı koruyun. Sinirlenmeyin. Sakin olun. En kötü şöyle düşünün abi. O maçta bir şeyler öğrenmeye çalışın. Troll takım geldi ya. Özel taktiklerinizi uygulayın. Bir şeyler uygulayın ve kendinizi geliştirmeye çalışın. Bak gördüğüm en büyük yanlışlardan bir tanesi ne biliyor musunuz? Abi hep aynı ajan oynuyorsunuz. Ajan seçme ekranında adam jet kit demiş, tamam mı? Sen alacaktın o jeti. Ben de yaşıyorum kanka. Adam oynayamayabilir, adam gününde olmayabilir. Bunlar olabilir şeyler. Ama sen Killjoy, Cypher, Sage, Astra, Omen, Breach, Gecko gibi gibi karakterleri oynamayı bilmen lazım. Yani bütün rollere en az bir ajanı bilmen lazım. Eğer bunu yapabilirsen gerçekten rank atlamana çok yardımcı olacak ve oyundan da zevk almaya başlayacaksın. Genel olarak videoda neler anlatmışız ona bakalım. 1. Kanka bak rank atlamak için rekabetçi oynama. Bir şeyler öğrenmek için oyna. Asla rankını düşünme abi. Sadece kendini geliştir. Bu da ikinci kuralımız. Kendini geliştirdikçe zaten rankını önemseyeceksin ve rankın otomatik olarak artacak. Özellikle gümüş ve bronz arkadaşlara sesleniyorum. Abi bak en başta rankı düşünerek hata yapıyorsunuz. Sizin kendinizi geliştirmeniz lazım. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Ya siz yazı yazmayı bilmiyorsunuz ama kalemle şov yapıyorsunuz. O şekilde düşünün. Önce bir kalem tutmayı öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Ardından yazı yazmaya geçeceksiniz ve yazınızı geliştireceksiniz. Ancak siz hemen yazı yazmaya başlarsanız o yazı düzgün olmayacak. Sir Emre Hakan söyler. Neyse burada da güzel bir tüyomuzu verdik. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Abi bak yorum atın. Yorum çok kritik, çok önemli. Bol bol yorum gelsin bu videoya ki videolar devam etsin. Allah'a emanet olun. Bay bay.